ki Ezgi'zen bunu biliyon. TikTok akımlarıyla uçabiliyon. Her türlü kahkahaya dalabiliyon. Onun arkasında var 7 milyon. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. It's your girl Ezgizem soru cevap videosuyla tekrar karşınızda. Bugün sizlere hamileliğim boyunca yaşadığım tecrübelerimi ve sizin merak ettiğiniz soruları cevaplamaya çalışacağım. Hamileliğimle ilgili tüm merak ettiğiniz soruları cevaplıyorum diye bir kutucuk bıraktım ve bu kutucuğa gelen soruları sizlerle cevaplayacağım. Soruların birçoğu aynıydı. Kaç aylıksın, cinsiyeti ne tarzında bir sürü aynı konuda sorular sorulmuştu. Biz alabildiğimiz kadar fazla aldık. 100'e yakın soru aldık ve kısa kısa başlıyorum. Başlamadan önce videoma bir beğeni bırakmanızı ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben 23. haftaya giriyorum. Yani şu ana kadar cevapladığım şeyler 22 haftalık tecrübemle alakalı. Daha sonra 22'den sonra bir de doğuma kadar olan süreç için ayrıca bir video sizlere tabii ki yaparım. Ama şu anda sadece bugüne kadar neler yaşadım, neler oldu bitti bunları anlatacağım. Ve cümlelerime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bütün hamilelikler aynı değildir. Ben koşuyorum diye siz koşamayabilirsiniz. Ya da ne bileyim ben asitli bir şey içiyorum diye siz içemeyebilirsiniz. Benden duyduklarınız tabii ki de örnek olarak sizlere kalsın. Ama eğer hamileyseniz kesinlikle doktorunuza danışmadan hiçbir şey yapmayın. Çünkü benim için sıradan olan bir şey sizin için tehlikeli olabilir. Ya da benim için tehlikeli olan bir şey sizin için sıradan olabilir. O yüzden doktorunuza danışmadan hiçbir adım kendi kafanıza göre sakın Google'a falan da inanmayın. Çünkü Google'da gerçekten herkes jinekolog gibi konuşuyor. Herkes kadın doğum uzmanı gibi konuşuyor. O yüzden en mantıklısı tabii ki oralarda araştırın, bilgileri toplayın. Ama en son mutlaka doktorunuza danışın diyorum. En azından telefonunu arayıp sorun. Evet, soruları bana bugün Tuana okuyacak. Tuana kamera arkasında. Evet Tuana, söz sende. İlk sorumuzla başlayalım. Asitli içecekler içebiliyor musun? Dedim asitli içecek. Şöyle söyledi doktor bana. Günde birkaç bardak, yani 2 bardaktan 3 bardaktan fazla asitli içecek içme dedi. Bu da demek oluyor ki ben asitli içecek içebilirim ama miktarı çok önemli. 1-2 bardaktan bir şey olmaz ama abartırsam demek ki bu zararlı benim için. O yüzden ama ben çok içmiyorum. Canım istemediği için içmiyorum. Yasak olduğu için ya da hamile olduğum için değil. Çok nadiren işte yemeğin yanında boğazımda kalmasın diye kola, Fanta, Sprite gibi şeyler içiyorum ama dediğim gibi çok nadiren içiyorum. 18. haftadayız biz de. Karında uyuşma ve sert oluyor mu sizde de? Evet, şu an 22. haftam bitmek üzere. 21. hafta bir haftadır falan karnımda inanılmaz bir sertleşme oluyor. Uyuşma demeyeyim de sertleşip kasılmaları hissediyorum. Toplamda 4-5 kere oldu. Çok rahatsız eden bir şey değil ama sertleşip böyle şey oluyor, böyle çekiyor gibi. Bir tarafa falan yoğunlaşıyor. Bu arada arkadaşlar dün ve bugün denize gittim. O yüzden burnum biraz patlıcan gibi. Kıpkırmızı şu an. Yandığım için birazcık da böyle şeyim. Diğer sorumuzu alabiliriz Tuana Hanım. Nasıl besleniyorsun? Çok güzel bir hamilesin. Çok güzel hamileyim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle onunla ilgili. Ben şey yiyorum, sushi yiyorum her gün desem de inanmayın. Nasıl besleniyorum? Aslında benim yemekle ilgili hiç sıkıntım yok. Nasıl yok? Aynı öğretmen gibi konuşuyorum. Aslında nasıl falan diye. Evet, doğum uzmanı, kadın doğum uzmanı Ezgizem karşınızda. Şöyle, ben sebzeyi ve bakliyatı çok seviyorum. Kuru fasulye pilav yedik mesela bugün. Ispanaktır, pırasadır, mantardır, böyle şeyleri çok seviyorum ve bayılıyorum. Mesela yurt dışındaki insanlar daha az sebze ve meyve yiyormuş. Güzellik anmaz, mikrop kaparım falan diye. Ben her zaman onları çok yiyordum. Kendim yıkadığım zaman tabii ki dikkat ediyorum ama dışarıda ne kadar dikkat ediliyor bilmiyorum. Mecbur yiyoruz. Ama ben bol bol salata, avokado, canım istemediği sürece et yemem zaten kolay kolay. Yersem bir tavuk çok nadiren. Onun dışında dediğim gibi bak bugün kuru fasulye pilav yedim. Yarın ne yiyeceğiz mesela? En abartılı kumpir yedim herhalde şimdiye kadar hamileliğim boyunca. En zararlı o da hani içine karışımlar falan koyuyorlar ya hani böyle işte ne bileyim Rus salatasıdır falan o. Arada pizza yiyor kızlar, onlardan atıştırıyorum. Onun dışında hep sağlıklı şeyler yiyorum ya. Domates, salatalık, peynir, süt. Süt içmesem de kahve içiyorum bol bol ve kahvenin sütünü bol koyuyorum falan. Şükür güzel beslenildiğimi düşünüyorum yani. Ha, haftada 2 günde balık yeme sözü verdim doktoruma. Ton balığı yemeye çalışıyorum onda da işte. Ton balıklı makarna ya da salata. Sıradaki sorumuzu alıyoruz. Kendin hamile olduğunu ilk nasıl anladın ve ne hissettin? Kendim test olmadan önce hamile olduğumu anladım ki zaten gittim test aldım. Ama şöyle anladım. Benim zaten reglem düzensizdi. O yüzden aslında 2 ay kadar hiç fark etmedim. Ama hissettim bazen dönem dönem acaba hamile miyim falan diye. İlk zamanlar karnımda çok ağrı vardı. Regle sancısıdır dedim. Sonra regle olmadım. Unuttu gittim sancıyı. Sonradan taşlar yerine oturunca hatırladım karnımın ağrıdığını falan. Son zamanlar böyle bir şey içmek istediğim zaman mesela midem almıyordu çok fazla. Dedim ki Allah Allah vücudumda bir gariplik var. Bir şeyler içmekten önce de voleybol oynamaya gitmiştik.
otelde tatil yaparken. Daha doğrusu voleybola başlamadan önce ısınma hareketleri yapıyorduk. Yani ısınıyorduk iki kişi böyle karşılıklı böyle topla. İnanılmaz yoruldum. Çok fazla yoruldum. Dedim ki Allah Allah, hamileler çabuk yoruluyor. Acaba ondan mı yoruluyorum diye bir kafama getirmiştim. Sonra bu içecekleri içince, işte fazla bir şeyler yiyip içince böyle vücudumun almadığını fark ettiğim zaman dedim herhalde hamileyim ondan. Daha sonra Olympus'ta çok emin oldum. Herkes eğleniyordu. Ben eğlenemiyordum. Böyle dinlenmek istiyordum oturup. Böyle bir yorgunluk falan çöktü. Sonra kesinlikle emin oldum. Döner dönmez hemen plan yaptım. Döndüğüm zaman işte şöyle yapayım, böyle yapayım. Tabii ki o Olympus'tan döndükten sonra bir iki hafta daha öyle geçti. İşte misafir oldu, oldu, bu oldu falan. Ben test almayı biraz erteledim. Ondan sonra zaten fark ettiğimizde, yani test yaptığımızda 2,5 aylık falan olmuştu. Ne hissettim? Aslında çok değişik bir şey hissetmedim ya. Hamile miyim acaba diye kendimi hep alıştırdığım için böyle bilinçaltında bunu kabullenmiştim. Yani artık hamile olabilirim, olurum, hazırım buna falan. İşte evimizin kredisi bitti falan diye böyle birazcık hazır girdim olaya. Yani hazır olmadan hazır girdim. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Ama tabii ki testi yaptıktan sonra, onun artık %100 hamile olduğunu emin olduktan sonra biraz daha bazı şeyler değişiyor. İşte hayatın film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Artık bir anne olacağım. Artık çocuk değil, anne oluyorsun. Yani senin arayıp sürekli bir şey sorduğun bir ailen değil. Artık sana bir şey soracak bu çocuk. Yani aradaki kişi oluyorsun. Ya tabii ki garip hisler yaşamadan anlayamazsınız desem daha doğru. Çok çok uzun süre. Alttan kısa tutacağım soruları dedim ha. Hamilelikten önce yapıp hamilelikten sonra yapamadığın şeyler. Hamilelikten önce mesela yukarılara uzanmamaya çalışıyorum şöyle. O tehlikeliymiş. Onu yapamıyorum. Onun dışında X-ray'lerden geçmiyorum. Ya, yapıp yapamadığın dediğin neyle alakalı onu bilmiyorum ama işte lunaparklarda falan böyle istediğim aletlere binemiyorum. Garip şeyler yapamıyorum. Atlayıp zıplayamıyorum. Böyle şeyler yani. Başka ne olması gerekiyordu? Mide bulantın oluyor mu? Mide bulantım olmuyor ama çok yemek yediğim zaman karnım şişiyor, mideme baskı yapıyor ve o beni inanılmaz rahatsız ediyor. Bu da son zamanlarda göbeğim şiştikçe olmaya başladı. Bir kere mide bulantısı yaşadım. O gün de kustum, böyle hortumdan kusuyorum gibi kustum diye söylemiştim size yayınlarda falan. Böyle bildiğin tarzikli su, sanki şuradan hortum tutuyorsun da böyle öyle kustum. Patatesli bir poğaça yemiştim Alanya'ya giderken ve galiba patatesi bozulmuş sıcaktan. Tiksindim yerken de hafiften ama dedim herhalde hamilelikten dolayı, bu normaldir dedim. Yedim, sonra akşam fenalaştım, yataktan kalkamadım. Sonra tarzikli kustuktan sonra kendime geldim. Onun dışında bir mide bulantısı çok olmuyor, öyle şeylerim yok şükür. Karnını neden göstermiyorsun? Çok merak ediyorum. Görünce çok mutlu oluyorum. Bak şimdi. Çok güzel. Karnını neden göstermiyorsun diyor. Şimdi bu soru Instagram'dan geliyor. TikTok'ta da şöyle diyorlar. Yeter artık. Bıktık senin karnını, göbeğini görmekten diyorlar. Ama benim de anlatmak istediğim bu. Beni seven insanlar, eşim, dostum, takipçilerim, ailem göbeğimi görmek istiyor. Nasıl büyüdüğünü, hangi aşamalarda, yani yavaş yavaş büyüyor. Her büyüdüğünde görmek istiyorlar. Ve göstermemi istiyorlar. Şimdi bir kısım insan da beni sevmediği için beni keşfette gördükçe yeter artık göbeğini görmek istemiyoruz falan diyor. Ama görmek isteyen insanlar var. Onlara biraz saygı olsun. Televizyonda bir sürü kanal var. Sen bir kanalı izliyorsun diye kimse diğer kanalı izlemiyor mu zannediyorsun? Herkes o kanalı da izliyor. O yüzden böyle düşünerek yorum yapmanız lazım insanlara. Ben göbeğimi atamaz oldum doğru düzgün yani. TikTok'a atarken çekiniyorum. Atmak istiyorum tabii ki. Ama mesela atmak, göstermeye çalışmak gibi değil benimki biraz daha. Göbeği açık giyiyorum. Ya da ne bileyim hamilelikle alakalı bir video çekiyorum. Elim göbeğimde oluyor falan. Bunlara abartma falan diyorlar. Ama olması gereken şeyi yapıyorum. Mesela Instagram'da hamileliğimden bu yana, söylediğim zamandan bu yana yaklaşık 2,5 ay oldu. 2,5-3 aydır ben göbeğimi daha 2-3 kere fotoğrafladım. Daha fazla atmak istiyorum. İnsanlar da daha fazla görmek istiyor, nasıl büyüyor falan diye. Ama işte bazı insanlar da bizim hevesimizi kırıyorlar. Bu videoyu izlerseniz, eğer YouTube'da da keşfetinize düşerse, lütfen bu tarz yorumları yapmayın. Görmek istemiyorsanız beni engelleyebilirsiniz. Söyleyebileceğim tek şey bu. Ama gördüğünüz gibi insanlar da göbeğimin ne hızla büyüdüğünü, nasıl büyüdüğünü, yayık mı, ileri doğru mu merak ediyorlar yani. Folik asit hangi marka kullandınız? Ne? Folik asit hangi marka kullandınız? Folik asit kullanmadım. Daha dün hatta ebem dedi ki folik asit hamileliği düşündüğün zaman ve hamileliğin ilk aylarında kullanılan bir şey. Sonrasında kullanmanı gerektirecek bir şey değil dedi. Ben de zaten hamileliğimi kesinleştirdiğimde 2,5 aylık olmuştu. Hatta 3 ay galiba, 12. haftada mı 10 haftada test yapmıştım. O zamana kadar kullanmadım. Ondan sonra da kullanmadım zaten folik asit. Ama hemen bana doktor bir ilaç verdi. Kullanmam gereken vitaminler, içinde folik asit de olan bir şey. Ama bahsettiğiniz folik asit değil yani. Başında tamamıyla folik asit olan değil. İçinde vücudumun ihtiyacı olan her şey olan bir ilaç verdi efamam adında. Covid aşısı oldun mu?
Covid aşısı olmadım arkadaşlar. Çünkü doktorum dedi ki hamileler üzerinde nasıl bir etki yaptığı henüz raporlanmadığı için biz sana önermiyoruz, sana bırakıyoruz. Yapmak istersen yap dedi ama bir sonuç yoksa ortada kendimi denek gibi hissetmek istemem. Çünkü şu an iğne olan annelerin, yani hamilelerin %90'ı raporlanacak. Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu diye. Ki iğne vurulanlar da var, kötü olanlar da var. Birkaç kişi işte karnında çocuk öldü falan dedi. Beni de korkuttular. Ama tabii ki netleşirse, ben duyarsam, ben oldum aşı ve çocuğum çok sağlam, hiçbir şey olmadı. Ya da ne bileyim işte artık hamileler aşı yapabilir, biz bunu sonuçlandırdık falan gibi bir haber çıkarsa eğer, o zaman aşı tabii ki de yaparım. Hiç toprak yedin mi? Hamileliğim boyunca toprak yemedim ama 94, 95, 96, 97 bu yıllarda Şanlıurfa'da yaşadık. Orada bir kırmızı toprak vardı. O taraflarda yaşayanlar bilir. Böyle kırmızı ince bir çikolataya benziyordu. Kıtır kıtır onu yiyorduk. O yenilebilir bir topraktı. Çikolata mı dedim? Çikolataya benziyordu ama yenilebilir bir topraktı. Lezzetliydi de şu an tadı ve adı ağzıma gelmiyor ama kırmızı bir çikolataya benziyordu. Çok güzeldi o zamanlar, yedim. Şu an canım istemiyor ve yemedim uzun zamandır, yani yaklaşık 20 senedir yemedim. Ne 20'si, 25 senedir yemedim. Tekmeyi kaçıncı haftada attın? Tekme değil, hareketlerini hissettiğim zamanı soruyorsan eğer, ilk hareketini hissettiğimde 14. haftada falandım. İnanamadım. Çok şaşırdım. Çok erkendi. Çünkü sormuştum. Suudi'ye falan sormuştum. İşte kızlara sormuştum. 20. haftada falan dediler bana hareketlenmesi. İşte 17-18'de başlar. Ben 14'te hissettim. Sonra ama 1,5 hafta kadar falan hiç kımıldamadı. Ondan sonra bir başladı zaten. Şu an durdurabilen ama yani karnım da şu an hatta hala kımıldıyor yani şu an. Bak yemin ederim şu an tekmeliyor yani. Ve şu an tekmelemeye başladı. Şeyini hissediyorum. Eliyle böyle itiyor ya da ayağıyla itiyor. Ya da dönüyor. Bunu anlayabiliyorum. Çünkü ittiği zaman şöyle oluyor. Derim böyle geliyor. Döndüğü zaman da derim böyle yuvarlanıyor, bir şey oluyor. Yani hissedebiliyorum bunun ne bir şey yaptığını. Yer değiştirdiğini, işte döndüğünü falan hissedebiliyorum artık. Canım bir şey aşermeye başladı mı? Hiçbir şey canım aşermiyor ama normal zamanlardaki gibi canım işte çikolata yemek istiyor. Gidiyorum yiyorum ama böyle çikolata yemek istiyorum. Falan olmuyorum. Buna emin olabilirsiniz. En azından şu an olmuyorum. Bana zaten şey dediler, daha onun için erken, 5 aydan sonra olmaya başlıyor falan dediler. Bakalım, inşallah böyle çok krize gireceğim, garip şeyler istemem. Çünkü söylediklerine göre kötü. Yemeyince kötü hissediyormuşsun. Gecenin bir yarısı falan, ben bir de gece geç saatlerde yatan bir insanım. Gecenin mesela şimdi canım istese değişik bir şey. Gidip Yalçın'ı bu saatte bir yere göndermek falan. Ama olabilir. Bilemeyiz. Bakalım. Hamileliğin birinci haftasında hangi belirtiler alıyor? Birinci haftasında. Yani hamileliğin birinci haftasında belli olması için bunun gerçekten tam bir planlı olması lazım. Tamam biz de bilinçli yaptık ama olup olmayacağı hakkında bir şey bilemiyorsun. Çok planlı ve kesin emin olman lazım. Ama bir haftasında hissetmezsin ama şöyle olur. İşte hamile olduğunu garantiledikten sonra ilk haftaları hatırlayıp neler yaşadığını hatırlarsın. Bende de öyle oldu mesela. İlk haftalar karnım çok ağrıyordu. Yumurtalıklarım ağrıyordu. Regl sancısı kadar yoğun değil ama yumurtalıklarında küçük küçük ağrılar hissediyorsun. Böyle sanki kabarcıklar oluşuyor ve o kabarcıklar büyürken birazcık canını yakıyor gibi bir ağrı hissettim. Onun dışında başka bir şey hissetmedim. Kaç yıldan sonra hamile kaldınız? Tedavi oldunuz mu? Bu soru galiba şey. Ya ikinci çocuğum zannediyor. İlk çocuğundan sonra ikinci hamileliğini kaç sene sonra yaptın demek istiyor. Ya da evlendiğimden beri çocuk yapamadığımı tedaviyle yaptığımı zannediyor. Değil mi? Öyle bir soru olmuyor. Bana da öyle geldi. Biz evlendiğimizden beri hep işte 30 yaşından sonra çocuk yapacağız dedik. Bu sosyal medyadan önce de böyleydi. Sosyal medyadan sonra da böyleydi. 30'umuza kadar önce bir kendi hayatımızı, düzenimizi kuralım. Daha sonra çocuğa bir şeyler verebilelim diye hep 30'dan sonra erteledik. Gördüğünüz gibi 31 yaşında da hamile kaldım. Herhangi bir tedavi olmadım. Kaç yıl aradan sonra falan da değil. Evlendikten 8. yılımız olacak Ocak'ta. Çocuk doğduktan sonra 8 yılımız dolmuş olacak. 8. yılımda çocuk yapmışım. Bence çok normal. Yani çok eskiler öyle evlenmez çocuk yapar. Şu an istediğin zaman yapabilirsin yani. Bilmiyorum, kaldı mı öyle evlenmez çocuk yapan diyeceğim. Arkadaşlarım geldi aklıma. Evet, evlenip bir sene sonra doğuranlar var. Evet, hala ama biz böyle istedik. Bilmiyorum, belki onların maddiyatı iyiydi. İşte annesi yanındaydı, çocuğa bakacak. Belki bilmiyorum, biz biraz daha evimizi olsun, çocuğun ne olacağı belli olmaz. Bir şey, güzel bir gelecek de ona da vaat edebilmek adına tabii ki. Burada çok yorgunum gerçekten. Sesimle konuşmalarıma, kelimeler harcama yansıyor gibi şu an. Kendimi kötü hissetmeye başladım. Bir sonraki soruyu alalım. Belirtileri ne zamandan sonra hafifledi?
belirtileri hafiflemediği gibi ağırlaşıyor. Şöyle ağırlaşıyor. Mesela bugün inanılmaz bir nefes darlığı yaşamaya başladım. Hep normal güzel hamilelik geçiriyordum. Bugün yemek yedikten sonra böyle dün falan da öyleydi. Nefes nefese kalıyorum. Sıkıştırıyor midemi. Ve karnım büyüdükçe de daha çok olacağını söylüyorlar. Bu da beni biraz korkutuyor. Ama hiç azalma yok bir şey belirtisinde. Hep artıyor. Karnında, vücudunda yatak oluşmaması için bir krem ya da hap kullanıyor musun? Kullanıyorsan ismi. Evet, bir haftadır kullanmaya başladım. Bir hafta bile, belki 6 gün falan, 5-6 gündür kullanmaya başladım. Sizlere sordum. Dedim ki arkadaşlar, varsa bildiğiniz kremler lütfen bana önerin dedim. Ve herkes bildiği, kullandığı, işe yarayan, yaramayan kremlerin hepsini bana Instagram DM'den yazmışlar, sağ olsunlar. İnanın 4 ya da 5 çeşit krem aldım. Hepsini kullanıyorum. Önce teker teker kullandım. Sonra birleştirerek falan kullanıyorum. Hepsinin hem kokusuna hem yapısına bakmaya çalıştım. Sizlere de bilgi vereceğim bununla ilgili. Tabii ki şu an için şu çok kötü diyemem ama birisinin birisinden daha uzun süre yağlı tuttuğunu, karnımı nemli tuttuğunu söyleyebilirim. Bu yüzden biraz daha emin olup sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Hatta bununla ilgili daha güzel bir şey daha düşünüyorum. Instagram'dan lütfen takip etmeyi beni unutmayın. Oradan sizlerle paylaşacağım. Göbeğin acıyor mu veya ağır geliyor mu? Göbeğim acımıyor ama ağır gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Çünkü arkadaşlar artık kilo almaya da başladım. Hamile kaldığımda 54 kiloydum. Şu an 57 kilo oldum. Ve ağır gelmeye başladığını hissediyorum. Yani yoruyor beni göbeğim. Gelecek mi sonra? Yok. Yok mu? Bitti mi? Bu dönemde regl oldun mu? Ha, şey demek istiyorsan eğer, ilk hamile kalınca kanama yaşayan insanlar oluyormuş. Yerleşme kanaması diyorlarmış. Bu bende olmadı. Bunu merak ediyoruz eğer. Vücudunuzda çatlaklar oluştu mu? Şu an oluşmadı çünkü 23. haftaya giriyorum. Henüz erken ama çok korkuyorum. Çünkü ben lisedeyken biraz bir kilo almıştım. İşte normalde 50 kiloyum ben. Bir ara 56-57 olmuştum. Şu anda da 57'yim bu arada. Bacaklarımın yanları çok kaşınıyordu. Kaşımıştım. Sonra oralar çatlak olmuş. Ben hiç fark etmedim. Yazın plaja gittiğimde bir baktım. Şu bacaklarımın yanlarında, kalçamın hafif altında çok az çatlaklarım var. Bu da demek oluyor ki benim vücudum çatlamaya yatkın yani. Lisede bile çatlamış. Ama çok değil yani. Normalde göremeyebilirsiniz videolarımda falan. Çünkü birkaç tane böyle çizgi ama yakından belli. O yüzden çatlama yatkın olduğu için hemen bütün söylediğiniz kremlerin hepsini bu yüzden aldım. Çok korkuyorum. Tabii ki çatlamasını istemem. Ama olursa da yapacak bir şey yok. Karnını gösterir misin? Videonun sonunda göstereyim. Kameramanın yerini kımıldatmak istemiyorum. Bastırdığında hareket edip cevap olarak tekme atıyor mu? Bastırdığımda değil de böyle birazcık oynuyorum karnımla. Mesela o şöyle hareket ediyor böyle çok. Sonra elimizi koyuyorum ben. Biraz oynuyor. Sonra kızlara söylüyorum işte hareket ediyor. Onlar da elini koyuyor. Ne hikmetse bazen onlar elini koydu mu duruyor. Sonra ben daha şöyle bastırıyorum yanlarına falan oynasın diye. Elimi çektikten sonra o da kımıldamaya başlıyor. Ama cevap verecek kadar büyük değil şu an. Muhtemelen biz böyle itince o da böyle bir şey onu böyle ittiriyor. O da onu geri ittiriyor. Böyle bir şey yapıyor bence. Mantıksal olarak böyle. Şu an onun bana çak yaptı, ben de ona çak yapayım diyecek bir şey yok yani. Bilinci yok diye düşünüyorum. Hamileliğimde kasıkta çok ağrılarım oluyordu. Sizin de oluyor mu acaba? İşte ilk başlarında çok oldu ama sonra çok azaldı. Sonra tamamıyla bitti. Şu an çok nadiren ağrılarım oluyor ama çok küçük. Böyle mesela 5 dakika sürüyor ve çok rahatsız etmeyen beni. Hafif sanki tuvaletimi tutmuşum da işte idrar yolum sancılanmış gibi diyebilirim. Ya da soğukta çok oturmuşum da yumurtalıklarım üşümüş ağrıyor gibi. Çok nadiren 3-5 dakikalık acılar çekiyorum ama çok büyük değil. Hiç rahatsız etmiyor yani. Bebeğin adı ne olacak? İşte ona karar vermedik. Varsa fikirleriniz, her yerden fikirlerinizi görmek istiyorum. Değişik isimler, Yalçın'la Ezgi, Gizem ismine uyacak isimler ya da bizim çocuğumuza yakıştırdığınız isimleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Her yerden yorumlarınızı okuyorum ve tekrar söylüyorum. Bir ismi Yalçın ben ailemle karar vermek istiyorum. İkinci ismi de sosyal medya ailemle karar vermek istiyorum. Bu yüzden yazdığınız yorumların arasından isim seçeceğime emin olabilirsiniz. Bir tanesini birlikte seçeceğiz. Daha çok ne aşeriyorsun Ezgi abi? Aşermediğimi söylemiştim. Aşermediğimi söyledim. Özür dilerim. Biz aşermiyorum ama bakacağız. Cinsiyeti nedir? Ya bu videoyu izliyorsan cinsiyeti de izlemişsindir diye düşünüyorum ama yine de söylüyorum. Erkek. Abla ben de 6 haftalık hamileyim ama midem çok bulanıyor. Sende de olduysa ne önerirsin? Ne çok 6 haftalıkta öğrenmiş. Bilen ne o zaman bu da? Dedikodu zamanı.
Midesi bulanıyormuş, ne önermişim. Benim bir gün kirpik yaparken aç karnıma gitmiştim ve uyurum orada uyanınca kahvaltı yaparım falan demiştim. Sonra o halde uyuyamadım, böyle beni bir ateş bastı, ter bastı. Sonra kalktım, midemi bulandığını hissettim ama açlıktan olduğu için çok yadırgamadım yani ne oluyor falan demedim. Kirpimi yapan arkadaşım da yakın zamanda doğum yapmıştı yani yakın dedim 3-4 sene oluyor. O dedi ki benim böyle zamanlarda midem bulandığında yeşil elma yiyordum, iyi geliyordu dedi. Gerçekten orada bana bir yeşil elma verdi, yedim, iyi de geldi. Sonra tabii kek falan da yaptı sağ olsun. Sonra da ben yeşil elma aldım. Birkaç gündür yeşil elma yiyorum geceleri yani yatmadan önce falan. Mideme iyi geliyor. İstersen bir dene. Ve şey de çok iyi geliyor diyorlar. Jelibon. Yeşil elma ve jelibonu çok duydum. Bir dene. Deneye deneye öğreneceksin. Ama yeşil elmanın sana da iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü herkesin midesini rahatlatıyor. Peki ne zaman alışverişe başlayacaksın? Canım elma çekti. Elma şeriyorum. Affedersin. Peki ne zaman alışverişe başlayacaksınız? Aslında alışverişe hemen başlamak istiyorum. Şu an başlamak istiyorum. Ama işte misafirler, yabancı arkadaşlar, odu budu, kuzenim geldi falan filan böyle apar topar olsun istemiyorum. Sakin ilerlemek istiyorum. Nasıl 31 yaşında çocuk yaptıysam. Çocuk için yapacağım her şeyi de böyle yavaş yavaş. Şimdi önümde zaten 4 ay var. Bugün hemen koştura koştura gideyim alışveriş yapayım işte onu da videoya çekeyim falan değil de. Gerçekten böyle bir bebek kıyafeti mağazası olur. İşte hamile anne elbisesi satan bir yer olur. Denk gelir falan. Çünkü internetten baktım doğru düzgün bir şeyler göremedim. Bu arada görürseniz lütfen bana link atın. Instagram'dan DM atın bir şeyler yapın. Geçen mesela birisi bir şeyler yollamış. Yani birisi de bana piercing yollamış mesela. Çok beğendim. Hemen sayfaya iletişime geçmeye çalıştım. Mesaj attım. Kendisine de teşekkür ettim. Bana gönderenler oluyor. Kıyafet olsun, bebek ürünleri olsun. İşte ne bileyim kendime kullanacağım şeyler. Bunları dikkate alıyorum gördüğüm sürece. Eğer görürseniz bildiğiniz mağaza falan varsa yazın. Gideyim ama rahat kafayla işte. Şu an misafirlerim gitti. Sadece Sude ve Tuana kaldı. Tuana da bir iki güne gidiyor. Galiba yandan sonra falan gidiyor. Ondan sonra sadece Sude kalıyor. Sude de zaten gidecek. Kendi kendime kalacağım. Ondan sonra baba zamanım olacak zaten. Güzel bir günde, relax bir günde kendime de, bebeğe de, bebek odasına da ne bileyim her şeye alışveriş yavaş yavaş yapacağım. Bunları da sizlerle mutlaka paylaşacağım. Hatta bir video daha var. Sizden gelenler diye ufak tefek hediyeleriniz gelmeye başladı verdiğimiz kargo adresine. Kargo adresine ulaşmak isterseniz bu arada Instagram'da yalçının yakari.7 Instagram sayfasında doğum günü gönderisinin altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu hediyeleri de açacağım sizden gelen. Sonuçta bu da çocuğun eşyaları. Sizlerden gelen tek fark. Sizlerden gelen eşyaları da gördükten sonra alışveriş yapmak daha mantıklı. Çünkü sizin aldığınız bir şeyi ben alayım iki tane olmasın. Zaten varsa başka bir şey alırım. O yüzden ben de heyecanlıyım. Şuradan karşımda da duruyor kutular. Çok heyecanlı bakıyorum öyle. Bakalım ne zaman açacağız. Diyorum bir hafta 10 gün geçsin. Hepsini alalım öyle açalım. Çünkü biz onları açtıktan sonra gönderenler olursa onları video alamayız diye. Evet bir sonraki soruyu alalım. Dışarı çıktığında hiç ikide bir ben hamileyim deyip karnına tutuyor musun? Çok merak ettim. Hayır ama bir iki kere oldu. Şöyle oldu. Bu hafta değil birkaç hafta önce göbeğim böyle tam yeni çıktığı zamanlar insanlar benim hamile olduğumu anlamıyordu. Böyle göbek var zannediyordu. Hatta Instagram'da bir tane videoma şey yazmışlar. Alkolden göbeğin ne hale gelmiş işte yaşlanmışsın falan tarzında şeyler yazmışlar hamile olduğumu bilmedikleri için. İşte o ara insanlar göbeğime bakarsa şöyle bakışlarından anlıyorsun zaten hamile olarak mı bakıyorlar yoksa göbek yapmış olarak mı bakıyorlar. Hem böyle. Göbeğimi seviyorum arada ona bakmadan tabii çaktırmadan. Birkaç sefer yaptım bunu. En azından hamile olduğumu anlasın. O bir göbek değil o bir bebek şeyi tepkisi vermek için birkaç kere yaptım ama sürekli elim karnımda gezmiyorum. Sadece hareket ettiği zaman elimi karnıma koyuyorum. Canım uykun geliyor mu? Yok. Normalde aynıyım. Yorgun çok çabuk yoruluyorum ama fazladan uykum gelmiyor. Normalde aynı. Hamileyken dans ediyorsun peki bir şey oluyor mu? Hayır. Normal hamilelik geçiriyorsanız eğer spor yapmanızda fayda var ve bunun için hamile pilatesi, hamile yogası, yüzmesi, işte yürüyüşü bir sürü sporları var arkadaşlar. Kendi hamilelerinize göre sporlar yapabilirsiniz. Ve daha en son gittiğim muayenemde jimnastik yoga falan yapıyor musun dedi ki ben yoga öğretmeniyim arkadaşlar. Uluslararası yoga eğitmenlik sertifikam var. Yoga da yapabilirim ama yoga yapmam için şöyle gösteriyorum bu benim sertifikam. Yoga yapmam için çok hareketsiz olmam lazım normal zamanlarda. Ben zaten hareketli birisiyim ve dans ediyorum. Mümkün olduğunca dans etmeye çalışıyorum. İki günde bir mutlaka dans ediyorum. Bu yüzden evin içinde de hareketli olduğum için yoga yapmıyorum. Ama karnım büyüdüğü zaman artık dans edemiyorsam, ne bileyim işte iş göremiyorsam falan o zaman artık yoga yapmaya başlarım. Ama siz yapacaksanız spor, dans veya başka aktiviteler mutlaka doktorunuza danışarak yapın. Çünkü hepimizin hamileliği tekrar söylüyorum bir değil. Normal doğum yapacaksın sezaryen mi abla? Allah izin verirse sezaryen istiyorum arkadaşlar. Tetanoz aşısından sonra hiç fenalaştın veya kolun ağrıdı mı?
Evet, yemin ederim. Nerede tıtınız? Bak şu an, ay nasıl acıyor biliyor musun? Bak şurası iğne görünüyor, bak yanmışım, burası beyaz kalmış, görüyor musun? Ha? Evet. Yanmışım, burası beyaz kalmış. Şuralarıma dokunduğum zaman çok ağrıyor. Aslında aşıyı vurulduğum gün hiç ağrımadı, yani acıdı. Sadece iğne yeri, nokta yeri acıdı. Bir gün sonra da aynı orası acıdı. Bugün üçüncü günüm galiba, dördüncü günüm bilmiyorum. Burası böyle komple ham gibi. Hamlık ağrısı, kaldıramıyorum kolumu. Öyle ağrıyor. Kilo alımı olarak çok iyi gidiyorsun. Neler yiyor, içiyor veya egzersiz yapıyor musun? Aslında bunların hepsinin cevabını verdik arada. Yani ne yediğimi söyledim, egzersiz yaptığımı söyledim. Ama şey, kesinlikle şeyim, aman bunu yemeyeyim, kilo alırım demiyorum. Ama karnımda bir çocuk var, fazla fazla yiyeyim de demiyorum. Sadece eskiden mesela aç karnımda yatabiliyordum ya da sabah kalkıp kahveyle günüme devam edebiliyordum. Şu an hamile olduğum için çok açsam eğer en azından meyve falan yemeye çalışıyorum. Ya da sabah kalktığımda mutlaka bir şeyler yemeye çalışıyorum. Eskisi gibi kahveyle durmuyorum. Onun dışında, yani normalden fazla yemiş oluyorum yine tabii. Onun dışında ama asla işte iki canlıyım, fazla yiyeyim falan değil. Ne kadar yiyebiliyorsam, ne zaman doyuyorsam orada bırakıyorum. Hamilelikten bugüne değişen özelliklerin vesaire oldu mu? Hamilelikten bu yöne değişen fiziksel oldu. Göbeğim büyüyor arkadaşlar doğal olarak. Çok hafif kalçam büyüdü. Çok hafif ama. Biraz göğüslerim büyüdü ve göğüs uçlarımda kararmalar olmaya başladı. Ama kararmalar kesinlikle 15. haftadan sonra olmaya başladı göğsümdeki. İşte internette hamilelik belirtileri yazdığınız zaman göğüs kararması çıkıyor ya. O hemen ilk haftadan olmuyor. Benimki bayağı 15-16. Haftada göğüste uçlarım büyüyüp kararmaya başladı. Başka? Fiziksel var, ruhsal. Ben zaten agresif bir insanım ve değişkenim yani. Ne bileyim, birden gülüp birden ağlayabilen bir insan olduğum için. Şu anda da öyleyse farkında değilimdir. İnsanlar da beni yadırgamıyor yani. Zaten böyleydi bu diyorlar. O yüzden çok da şey yapmamak lazım. İş yaparken zorlanıyor musun? İş yapmıyorum. Ya iş yapıyorum dedim, evde ne yapacağım işte, süpürme, silme, çok ağır şeyler kaldırmıyorum zaten. Zaten evde hiç hamileliğimden beri yalnız değilim ki arkadaşlar, hep birileri var. En son iki seferdir Sude süpürüyor, siliyor tuvalayla falan. Onun dışında ben işte masanın üzerini toparlıyorum, masayı falan siliyorum. Çamaşır yıkıyorum en fazla, çamaşır katlıyorum, dolabımı düzeltiyorum. Mutfakta bulaşıkları yıkıyorum. İşlediğim bunlar. Ama işte koltukları kaldıralım, halıları kaldıralım. Bunları zaten ben yapmıyorum. Yalçın yapıyor, Sude yapıyor sağ olsunlar. Olmadı yapmayız yani, ne olacak, iki ay çık. O içindeki bebeğe bir şey oldu mu korkusunu nasıl gideriyorsun? O korkuyu yaşamadım aslında. Bir kere yaşadım. Nerede yaşadım? Bir kere yaşadım şimdiki bebeğe bir şey oldu mu korkusu. Şöyle yaşadım. Hamilelikten önce işte atlayıp zıpladığım, işte ne bileyim sabahlara kadar partiler, kaykaylar bilmem neler. Bunları yaptığım aklıma geldi. Acaba o zaman bebeğe bir şey yapmış olabilir miyim? Bir zarar vermiş olabilir miyim diye çok düşündüm. Ama bütün geçen hafta yaptığım kontrollerde bütün gelişimini inceledikleri zaman her şeyin normal olduğunu görüyorum. Tabii içim rahatladı ama bebeği kaybetmiş korkusu hissetmeme izin vermez çünkü çok hareketli. Yani hemen hatırlatıyor kendini. 2 dakika unutturmuyor. Ayrıntılı ultrasonu yaptıracak mısın? Bir daha söyle. Tamam söylemiş. Ayrıntılı ultrasonu yaptık ama şöyle bir şey var, dur. Ayrıntılı ultrasonunda sıkıntı yaşadım falan işte en son aldığım video. Şimdi yapacağım bir daha ayrıntılı ultrason. Ama bu sefer şöyle, şu sebepten yapacağım. Daha üst düzey makina ve daha üst detaylı bir inceleme diyeyim. Çünkü gideceğim yer öğrendiğim kadarıyla daha bu dalıyla ilgileniyormuş, ayrıntılı. Bebeği ayrıntılı incelemeyle ilgilenen bir yermiş. O yüzden hem ultrasonları çok kaliteli hem de doktorları bu işe odaklanmış oldukları için daha güzel bir yer olacağı için ikinci kez gidiyorum yani. Çift dikiş gibi düşün. İkinci kez gideceğim. Onu da sizlere zaten YouTube yapacağım. O kamerada da daha güzel görünüyormuş bebek. Çok heyecanlıyım onunla ilgili. Hatta yarın gitmeyi düşünüyorum. Yarın gidersem bir sonraki videom o da bilir. Teşekkür ediyorum. Balık yağı kullanıyor musun? Hayır, dedim ya haftanın iki günü ton balığı yemeyi anlaştık doktorla diye. Yoğurt, kalsiyum bol bol alıyor musun? Bak ben bol bol alırım, çocuğumu da 4 kilogram gibi doğurdum. 4 kilo doğurayım diyorsun yani. 4 kilo normal istatistiklere göre fazla ama değil mi? 3-3,5. Yani şöyle maşallah diyorum önce sana, ben de 4,5 kilo doğmuşum ama yoğurt kesinlikle çocuğu gerçekten büyüttüğünü düşünüyorum. Biz de herhalde yoğurt çocuklarındanız. Ama ben yoğurt çok fazla yemiyorum. Yemeğin yanında falan denk geldikçe onun yerine süt, dediğim gibi. Günde bir iki bardak süt içiyorum, onu da hafif içinde kahveli, latteyle olacak şekilde. Tetanoz aşısı zorunlu mu? Ben de 5 ay bir haftalık hamileyim ve tetanoz aşısına alerjim var. Böyle ben doktor değilim arkadaşlar, bunu bilemem, alerjim varsa ne yapman gerektiğini. Ama vurulmayanların olduğunu biliyorum çünkü Instagram'dan DM geldi. Ben vurulmadım, bana zorunlu değilmiş bilmem böyle bir şeyler yazanlar oldu. Doktoruna sor yani,
Tetanozum neden gelmedi de? Çünkü unutmuş olabilir. Tetanoz aşım vardı ama benim alerjim var, ne yapacağız diye. Sor. Çünkü içinde başka maddeler olan bir sürü tetanoz aşısı varmış. Belki sana onlardan birini yapabilir. Belki bir çözümü vardır. Mutlaka sormanı tavsiye ederim. Önemliymiş çünkü tetanoz aşısı. Bel ağrısı başladı mı abla? Hayır ama bugün kuyruk sokumum ilk defa gülerken ağrıdı. Neden ağrıdı bilmiyorum. Yaklaşık 2 saat kadar güldüm. Ben güldükçe ağrıdı. Ben güldükçe ağrıdı. Çok komikti. Bu soru değil ama yaptığın alışveriş, aldığın alacağın vesaire aynı gidiyor haftamız ve günümüz. Ne demek çalıştığını anlamadım. O da hamileymiş. Allah bağışlasın. Aynı anda doğuracağız galiba. O zaman haberleşelim. İsimlerini ne koyuyorsun? Karnımız böyle büyükken buluşalım falan bir şeyler yapalım. Ben de 20 haftalık hamileyim. Doktorum olduğun aşıyı önermedi. Düşük riski yapıyormuş diye. Bence Covid aşısıyla karıştırıyorsun diye düşünüyorum. Tetanoz aşısı bütün hamile kadınlar vuruyor. En çok heyecanlandığın ne hamilelikte? Farklı sesler çıkardığımda seni seviyorum. Farklı sesler. Hamileyim bebeğim, ne yapıyorsun orada? Hadi gel anne. Böyle şeyler yapmıyorum tabii ki de. Farklı seslerden kalsın. Ha, gece uyurken falan mı diyor acaba? Ama uyurken çıkarıyorsun. Uyurken böyle şey yapıyormuşum. Falan yapıyormuşum. Bunu normalde aşırı yorgun olduğum zamanlarda yaparım. Demek ki farkında değilim, çok yoruluyorum. Ve böyle sesler çıkartıyorum. Bir gün Suda geldi bana böyle yaptı. Ezgi abla çok inliyorsun dedi. Ne demek inlemek falan yapmam yani. Çok bağırmam lazım inlemek için. Bir gösterir misin ne yaptığımı dedim. Böyle yapıyorsun dedi. Bu inlemek değil dedim ayrıca. Yalçın da bu şeyleri, sesleri video kaydını almış. Belki sizlere paylaşabilir TikTok'ta, bilmiyorum. Planlı bir gebelik mi? Anne olmaya kendini hazır hissediyor musun? Planlı diyebiliriz. Çünkü Yalçın artık 31 oldun. Mutlu olacaksın. Hadi yapalım falan dedi yani. Mantar oluyorum ben hamileyken. Çok kötü oluyor. Sen oldun mu? Olmadım. Mantar galiba vajinal bir hastalıktan bahsediyorsun. Vajinal mantardan bahsediyorsun. Bunların kremleri var. Kremlerini kullanabilirsin. Doktoruna söyle. Hemen telefonla ara. Hemen bir kremi öğren git. Eczanede, hatta eczaneye bile gidiyorsun. Bunun için doktoruna beklemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben olmadım ama çok olanlar duydum. Çok olduklarını söylediler. Bence büyütmeden hemen git bir krem, ilaç bir şey al. Hamilelikte korktuğun bir şey oldu mu? Hamilelikte korktum. İşte o şey. Hamile oldum öğrendikten sonra uff. Yani bu kadar 10 hafta boyunca hamile değilmiş gibi yaşadım diye korktum. Hamile olunca bir köşeye oturup hayaller kurdun mu hiç Ezgi abla? Yani özellikle bir köşe seçip oturmadım ama oturduğum zamanlarda aklıma geliyor işte. Cinsiyetini öğrenene kadar çok fazla hayal kuramıyordum. Çünkü hayallerimin önü kesiliyordu. Bir kızla ya da bir erkekle devam edemiyordum hayali. Ama şimdi erkek olduğunu bildiğim için onunla böyle düşünüyorum. İşte ya kız arkadaşı olacak, büyüyecek, işte ne bileyim okula gidecek, şunu yapacak, bunu yapacak. İşte sıçacak, pipisi var falan. Böyle şeyleri düşünüyorum yani. Diğer anneler de düşünüyor inşallah. Çünkü delirmiş olabilirim. Böyle şeyler düşünüyorum ama dediğim gibi oturup da köşeye bunları değil. İşte hareket ettiği zaman, ne bileyim yattığım zaman uyumaya çalışırken falan. Böyle aklıma geldikçe bir şeyler düşünüyorum. Değişik. Bir video görmüştüm. Değil 9 ay, 9 yılda hamile kalsam sesim çıkmaz demişti. Sence de öyle mi? Sanırım bunu çok rahat bir hamilelik geçiren birisi söylemiş olabilir. Böyleleri var. Ben de çok rahatım ama %100 değilim. Mesela bak yemek yiyince falan karnım şişiyor, nefessiz kalıyorum. İşte uyurken sesler çıkarıyormuşum falan. Ben de tabii ki %100 rahat değilim. Ama normale çok yakınım. Yani neredeyse hamilelikten önceki halimden bir farkım yok gibi. Muhtemelen böyle bir hamilelik geçiren birisi söylemiştir. Çünkü regle de olmuyorsun. İşte ne bileyim erkek çocuk doğuracaksan güzelsin falan diyorlar ya. O da güzelleşmiştir belki. Ne bileyim fiziği daha güzel olmuştur, rahatlamıştır. Her konuda artısı vardır onun için. Ömür boyu hamile kalabilir mi yani diyor olabilir diye düşünüyorum. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Rahat. Zaten çok rahat hamilelik geçiren insanlar bence böyle 5-6 tane çocuk yapan insanlar kesinlikle çok rahat hamilelik geçirdikleri için yapıyorlar. Abla seni çok seviyoruz. Şunu sormak istedim. Dar pantolon giyiyorsun mesela, rahatsız olmuyor musun? Dar pantolon giymiyorum ki, giyemiyorum. Rahatsız ediyor dediğin gibi. Bazı pantolonlarım böyle esnek. Şu an esnekleri giyiyorum ama onlar da artık son raddede. İşte ben bir haftaya kadar hiçbir şortum pantolonumu giyemeyeceğim. Zaten darları, şu an bana olmayan darları verdim, kızlara verdim yani. Hatta şu an üzerinde benim giyemeyeceğim dar bir takımım var. Zaten hamilelikten sonra yenisini alırım diye. Bekletmeye de gerek yok, hamilelikten sonra giyerim. Ama dediğim gibi dar şeylerimi şu an giyemiyorum arkadaşlar. Gerçekten bak, tişörtleyim şu an. Gelmeyecek mi en son? Bağlayacağım şimdi burada. Ben düşük yaptım. Hemen çocuk yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım?
Jinekolog Doktor Ezgizem Akdoğan konuşuyor. Arkadaşlar ben gerçekten doktor değilim. Bu sorularınızı cevaplamak istemem. Kesinlikle doktoruna sorman lazım. Böyle bir şeyi bana sorman bile bence çok yanlış. Cevabını biliyorsan, benim fikrimi merak ediyorsan eğer, yine düşük yapmış birisinin tekrar doğum yapmasını da, yani hemen tekrar hamile kalması yine düşüğe sebep olabilir. Vücudundaki eksik maddeleri öğrenip, işte folik asit gibi, vitamin gibi bunları öğrenip, bunları takviye edip birkaç ay sonra tekrar denemenin daha mantıklı olacağını düşünürüm. Ama tabii ki gidip bir de doktorundan bunu öğrenmeni tavsiye ederim. Yanlanmış mıydı ve öyleyse nelere dikkat etmen öncesinde, ne önerirsin kalmak isteyenlere? Yani planlanmış dedim, yanlışım dedi ki artık 31 olduk, denemeye başlayalım dedi. O kadar. Sonra denedik, oldu. Ama bir şey yapmadık yani. Ama bunu kullanalım, hamile kalacağız falan değil. Birdenbire dedi, hadi artık yapalım falan dedi. O da zaten bir denemede konuşamıyorum şu an. Bir denemede olacağını düşünmediği için şey yapmadı. Bir şey olmaz işte, şimdi başlasak anca işte önümüzdeki seneye hamile kalırsın falan. Ne diyorsun ya? Allah Allah, öyle şey mi olur? O da dedi işte bunun işte ilaçları var, bilmem neleri var. Öyle hemen hamile kalamıyorsun. Bir şeyler kullanman lazım falan filan dedi. Ama demek ki vücudunda ihtiyacın yoksa başka şeylere, hamile kalabiliyorsun. Kesinlikle şeyle alakalı, vücudunun biyolojik yapısıyla alakalı. Ama planlı yapıyorsanız, aklınızda bu varsa, fırsatınız da varsa gidip doktora kendinizi bir kontrol ettirip, her şeyiniz sağlam mı, sapasağlam mısınız, vücudunuzda eksik bir şeyiniz var mı, bunlara baktırıp daha sonra çocuk yaparsanız daha güzel, daha sağlıklı ve daha garanti olur. Ben öyle olmadı. Bir deneyelim dedik. Oldu yani. Hastane çantası hazırlıyorum videosu gelecek mi? Ya ben bunun ne olduğunu bilmiyordum ama çok sorduğunuz için yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Hastane çantasını falan ben bilmiyordum arkadaşlar. Bana herkes bunu sormaya başladı. Böyle bir şey varmış hastane çantası diye. Tabii ki hastane çantası için galiba bir 4 ay daha var önümüzde. Yaparız inşallah güzel bir hastane çantası vlogu. Hamileyken saç boyattınız mı? Bazıları bunu önermiyor. Çok güzel. Hamileyken saç boyattım. Evet, ama şöyle boyattım. Birincisi organik boya. Aslında boya böyle bu aç rengini açıyorlar. Organik bir şey. Kuaförüm de zaten ruh hastası değil. Hamile bir kadına gideyim de zararlı bir şey yapayım. Organik. Bakın, birincisi organik. İkincisi saç derisine temas etmedi. Üçüncüsü 3 aylık geçmiştim. Doktorum da bana dedi ki 3 aydan sonra saçlarını boyayabilirsin. Sana kalmış. Ama bunun zararı, kokusu var ya, o açıcının, boyanın kokusu var ya, o size zarar veriyor dedi aslında. Bu yüzden de 3 aydan sonra saçınızı boyamak isterseniz boyayın. Ama kokudan dolayı açık havalarda boyayın. Açık alanda boyayın diyorlar. Tabii ki sizin düşük riskiniz vardır. Sağlam değildir bir şeyler. Yerinde değildir. O yüzden bir doktorunuza sorun. Yani bir alo, ben saçımı boyamak istiyorum. Yani şu an işte 25. haftadayım. Boyayabilir miyim? Hocam, doktorum diye sormak bence zor olmamalı. Bir sorun. Dediğim gibi ben boya yapmadım. Açtırdım organik bir şeyle. Kokusuzdu tamamen. Derime de değdirilmedi. Dikkat edildi. Bunlara dikkat ederek siz de aynısını yapabilirsiniz. Hoş, ben linç yedim ama sizin linç yiyeceğinizi düşünmüyorum. Hamileyken topuklu giymek tehlikeli değil mi abla? Yani düşersem tehlikeli. Onu demek istiyorsun galiba. Düşersem tehlikeli. Normalde de topuklu giymek düşersen tehlikeli. Ayağını burkabilirsin, kırabilirsin. Sürekli topuklu giymek vücudunu, belini ileride sıkıntıya sokabilir. Bacaklarında varis olabilir ayakta durduğun için. Aynı şeyler hamilelikte de aynı. Topukluyu giyersin, ne kadar giydiğine bağlı. Ben bazı davetlerde, işte partilerde falan yarım saat, bir saat, en fazla iki saat giyiyorum. Zaten rahatsız ettiği yerde çıkartıyorum. Ama diyorsan tehlike, evet, ayağımı burkarsam tehlikeli. Ama merdivenden inerken de düşebilirim. Bu da bir tehlike. Her attığımız adım bir tehlike. Bugün amcam ağaçtan düşmüş, belini kırmış yani. Nereden olacağını bilemiyorsun. O yüzden aman topuklu giymeyin, bu kadar da pimpirikli olmaya gerek yok diye düşünüyorum. 15 yaşından beri topuklu giyiyorum. Eğer şimdi düşeceksem eğer, olacağı da varmış yani. Allah'ın takdiri derim. Uzun hamile piercingi tak sorun yaşarsın. Seni seviyorum. Piercingler de var. Evet, hamile piercingi göndermiş birisi, oradan baktım. Bir de arkadaşım getirecek. Eğer arkadaşım getirirse ve satıyorsa Instagram'dan size atarım. Yoksa Instagram'dan aldığım yeri sizlerle paylaşırım. Özellikle isterseniz de bana DM atarsanız gördükçe de sizlere cevap veririm Instagram'da. Hamileyken incin falan, saçma sapan şeyler görüyormuş. Sende oldu mu? Bende hiç olmadı. Beni çok korkuttular işte, şöyle oluyor böyle oluyor falan diye. Ben onun şeyden dolayı olduğunu düşünüyorum. Böyle yatmaktan dolayı, böyle çok uzun yattığın zaman uyku felci diye bir şey var. Onu çok yaşadıklarını düşünüyorum hamile kadınların. Ama zaten bir yerden sonra yan yatıp yattıkları zaman görmediklerini düşünüyorum. Hayır öyle değil böyle falan lütfen demeyin. Bu benim düşüncem. Bu sorular bana yöneltildiği için sizlere cevaplıyorum. Bana öyle şeyler olmadı, inşallah da olmaz. Ben bir de çok böyle yatamıyorum. Ben hep böyle ya da böyle yattığım için benim başıma bu olaylar çok fazla gelmiyor. Bebek olduğu için, karnın çıktığı için rahat kalkıp oturabiliyor musun? Son bir iki haftadır şöyle karnımı sıkarak kalkmam gerekiyor ya, böyle kalkacağım zaman.
Kalkamıyorum, çok zorlanıyorum. Yan dönüp yandan kalkıyorum. Başladı yani onlar artık. Koku alman nasıl, çok mu ağır? Benim zaten burnum hep hassastı arkadaşlar. Gerçekten hep hassastı normal insanlara göre. Şu an ekstra değil ama biraz daha fazla olduğunu hissediyorum. Daha kolay kokalıyorum. Mesela ben kokalıyorum, onlar almıyor falan. Diyorum evet birazcık daha fazla koku almaya başlamışım. Soru bitti. Karnını gösterir misin? Soru bitti mi? Gotta get. Bum bum bum. O zaman şöyle yapalım. Karnımı gösterelim. Şu an böyle. Bak şu an böyle, şu üst tarafı mide, burası bebek. Böyle yaptığım zaman midemi içine çekiyorum ama bebeği çekemiyorum. Bunu neden söyledim? Bir tane TikTok videomda karnımı içime çekiyorum. İşte az önceki gibi. Şimdi bu bebeğin olduğu yer var, öyle içine çekmeyle küçülecek, daralacak, sıkışacak bir şey değil. Ben o zaman içime çektim çünkü bebek daha yoktu ortada, minicikti. O yüzden içime çektim ve çekebildim. Şu anda da çektim, çekebildim ama gördüğünüz gibi bebeğin içinde olduğu kese yumuşak bir şey olmadığı için sen çektiğin zaman o çekilmiyor maalesef. Şey düşünmeyin yani, karnını gizlemek için işte içine çekiyor ya da büyütmek için öne itiyor. Bu benim elimde olan bir şey değil. Büyütebildiğim havaydı, şu an onu da yapamıyorum. Çünkü hava verecek yerim kalmadı. Yani göbeğim tamamıyla esnediği için şu an nefes aldığımda şişireceğim bir yer yok. Sadece yemek yediğimde şişiyor. Tuvaletim varsa, gazım varsa şişiyor. Onun dışında ben ekstra nefesimde şişiremiyorum. Ve tekrar söylüyorum, ben böyle yapınca içinde sıkışacak bir durum mümkün değil. Çünkü o kese sert bir şey çocuğun içinde olduğu. Ve ben karnım içine çekince o gelmiyor. Diyeceğim başka bir şey yok. Sorularımız da bitti. Tüm soruları okuyan güzel gözlü Tuana'ya buradan teşekkür ediyorum. Ceylan gözlü Tuana. Kendisine çok teşekkür ederim. Bana burada eşlik etti. Gecenin bir yarısı uyumadı. Suda uyuyor mesela şu an. Bayıldı. Ve izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Soruları soranlara da teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan takip edenlere de teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenenlere de teşekkür ediyorum. Allah bağışlasın diyenlere de teşekkür ediyorum. İsim fikri verenlere de teşekkür ediyorum. Bana doktor önerenlere de teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Tekrar söylüyorum. Abone değilseniz abone olun. Ve bir sonraki videomdan haberdar olmak için de bildirimi mutlaka açın. Bildirimi açarsanız ben video attığımda telefonunuzun üstünden şöyle Ezgizem'in yeni videosu, hatta başlığı da içinde görebileceğiniz bir bildirim alacaksınız. O zaman videomu izlemek istemezseniz yukarı kaydırırsınız. İlginizi çekerse dokunup videoma gelirsiniz. Sizi seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye.